diyorlar. Bak sen ya, millet iki seni maaş bak yerler vatandaşlarına. Orada gidin benim ev boşaltı verin de bari boş boşuna kira ödeyemiyorum. Ben de gelmesinde falan değilim. Sen ben size dedim geldiğinizde boşaltın evi diye. Niye? Değil mi aileniz böyle? Ya Kamil yazmış biraz önce de hani sen eşyalarını al git bu ayı da beraber ödeyelim sonra biz kendimiz ödeyelim yazmış. Kimle ödeyecek kendisi? Kendi ödeyecekmiş. Kalıyor mu burada? Şu an orada değil de. Evet. Yazın stajı olabilirmiş. Emin misin ne olacağına dedim. Durabilsin eşyalarım olursa dedi. He. Ben de sen bilirsin dedim. Ben bu ay daha ödeyeceğim. Ondan sonra işte ya ben gelemezsem bile annemler gelip boşaltıp gidecek yani bir şekilde bilmiyorum. Nasıl? Sen gelemeyon da anangil nasıl gelir? Ha sen 20 yaş altında. Denizli'ye giriş yasak ya. Denizli'ye giriş yasak. Ben 20 yaşındayım ama yıldan 20 yaşındayım. Kurtarmıyor beni. Denizli'ye giriş yasak da. Ah çocuğum. Ana. Küçük çocuk mu sen? Pastane açacağım. Altın pastanesini hepinizi beklerim arkadaşlar. Evet poğaçalardan bize gönderebilirdin. Poğaça Murat'tan gönderir diye baktaydık biz. Valla poğaça yapmadım. Dün revani yapmıştım. Bugün ıspanaklı börekle peynirli börek yaptım. Şimdi simit yapacağım. Böyle zaten yanaklar bazlama gibi olmuş belli. Rıza abinin yanakları kadar olmuş. Yeter kadar yapı durma. Ben kilo vermişim işte bile. 4 kilo verdim. 4. Anasını aldın ya ondan olmuştur. Avuç ucumda. Tek öğün yiyorum. Akşam yemeği sadece. Başka bir şey yemiyorum. Başka bir şey yemiyorum. Vay anasına. Pirzolaları yiyorsun ama beyefendi. Ya işte akşam yemeği o. Akşam onu yiyor. Ne oluyor? Dün de dün değil. Önceki gün de şey yaptım. Neydi? Adını unuttum. Yan bakar mı? Yandan bakar mı? Öyle bir şey. Doğu yemeğiymiş. Böyle borcamın içine soğan, domates, havuç, biber ve hepsi ayrı ayrı. Ama seviyor birbirine. Karıştırmıyorsun. 40 dakika fırında pişti. Üstüne biraz tereyağı attım. Çok güzel. Yapayım size. İri iri böyle. Kuşbaşından büyük doğradım. Tamam dedin. Baya güzel oldu. Tepsiyi aşağı alırız biz. Sen işte canım gönderirim ben. Önce. Yemeksepeti.com Artık emek sepeti oldu. Yemek sepeti yok. İyi bakalım. Annen gel ne yapayım? Siz konuşun ben dayım ekleyeceğim. Olmuş o. Annem gel haber çekisi de. Öyle mi? Biz Sinem'le baş başayız. İyi bakalım. Milletin canıyla ailece oturmaktan hem mi yapacak şey yok daha çok oturacağız bu gidişle. Neyse ben nasıl dayanacağım bilmiyorum. Ben daha alışkın değilim. Nasıl dayanacağım bilmiyorum. Biz de alışkın değildik ama. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyiyiz, siz nasılsınız? İyiyiz biz de. Ulen topyekun Denizlil olduydunuz, pek çabuk gittiniz. Çabuk terk ettiniz ha. Dayımı arayamıyorum ya, dur. Kime ne yapmaya çalışıyorsunuz? Anlaşım oy diyor oradan, sesleri duyunca... Dayında huvay vardı. Ay Esra'nın telefonu dayıma verdiktim de, bir dakika. Allah Allah. Ne oluyor? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne yapıyorsun anneanne? Sen niye açmıyorsun telefonunu? Ben orada da şarj takmıyorum yani. Tamam. Hey anne. İrem. Efendim. Esra'yı aramaya eklesene ya ben yapamıyorum. Tamam geldi dur. Benim nerede geldi? Tanımıyor sadece. Açmadıklar için mi? Haydi. Ay. Geldi. Kırıldı şimdi. Nasıl çıksa mısın? Oradan bir bay bay çıktı. Merhaba. Merhaba.
Merhaba kurban ailesi. Merhaba. Merhaba canım, merhaba. Selam. Ne yapıyorsunuz siz? Ya, aleykümselam. Merhaba, nasılsınız? İyi, sen nasılsın? Şükür, şöyle bir göreyim. Yüzünüzü bakayım. Ha, ne var ne yok bakalım hepinizden. İyi dayıcım, oturuyoruz. Sende ne var ne yok? Şükür, şükür. İzleyiniz dayıcım. Eniştengiyle Murat Kılpa'yı kurtardılar, geldiler, kaçtılar, geldiler Yeşilova'dan. Otobüs burada kaldıysa anahtar kalmış o yapar. Geldim onun yerine. Otobüs hatta... geldi bugün, hepsi geldiler. Yani, evet. Herkes evinde şu anda, hiç kimse birbirinin evinde değil yani. Nasılsın? İyi o zaman, herkes kendi evindeyse sıkıntı yok. Ya öyle mecburen. Ben gündüz görevdeydim gerçi. Öğlen gittim. Akşam geri geldim evime. Ne görevi var sende? Çocuk bakma. Çocuk bakma görevi. Oğlum şey benim çocuğum yok. Baba. Burada. Burada. Hey. Ne oluyor? Sesi geliyor mu? Sesi geliyor mu? Ne diyor anlamadım. Aysel nerede? Aysel ablam yok herhalde. Burada. Hani nerede? Benim çayım yok. Neden yok? Senden beni bununla konuşmadığı için biz küçük kaldık. Hani o kadar. Enişten de şarjı bitiyor. Bu adam zaten kendi şarjı bitmiş. Şimdi telefonunun şarjı bitiyor. Çok fazla çalışmış bugün. Ağaçtan gövdelen iyice bitirmiş, bir de toprak atmış. Ne yapmış gövdelen ağaçtan? Beyaz boyadı ya. Ha, beyaz boya mı yapmış, tamam. Göktaş ve Kirecap dediydi. Sinem gitti. Hemen şarj etmiyor bu. Hı? Anne. Ayfer nerede? Anlamadım. Arayayım Ayfer'e. Esra banyodan çıktı. Banu gezmedi bugün. Yasak. Yasak. Evde oturacak. Misafirlikte. Reman. Şarj etmiyor bu. Başka şarjın var mı? Arada bir canım daha evde. Etmiyor işte. Mecburen. Görüyoruz binadakinde. Gördüğün için göz takmaktan başka yolu yok. Mecburen. Dayı yaşlandın artık. Çok da görüşmüyoruz da. Sen de yaşlandın dayı. Soruyorum dayıcım. Bekar partisi yapıyorsun sen. Geleyim diyorum. Gel dedim. İşte bundan sonra yasak kadar. Bak hala vaktin var. Yetişirsin çıkken. 12'ye kadar sen gelmez mi? 12'ye kadar gelirsin. 1 saat 15 dakika var. Hemen çık. Bin arabaya gel. Varmış işlerinden. Ben gidiyorum sen yanına. Sen bunu niye şarj etmiyor? Sen gel. Böyle ters tepkidir bir şey yap. Üfle bir şeye aşağıya. Ne yapıyorsun sen? Niye bir kalabalık yerde? Ne yapayım, çalışıyorum. Çalışma artık. Gel. Olur. Kuralları kurtarıyor abam. He? Kuralları çiğneye kurtarıyor. Vallahi ben pazartesi demişe. Önceki gün 12.30'da gece bir gittim emniyete. Sabah 10'da geldim abi. Oha. Güzel. Yapacak bir şey yok yani. Karşıdan aldın mı bari? Aldık da yapacak bir şey yok, mecbur. Çalışmaya devam. Bugün gittim, sanayiye gittim. İşçiler ayaklanmış. Olurum biraz kısıtla ya. Mecbur mu? Mecbur, ne yapayım ben gitmesem başkası gidecek. Gitsin başkası, boş ver. Kaçırılır mı? Kaçırılır, sağlık da önemli. Dikkat ediyoruz ya. Ellerim mahvoldu kolonya sürmekten, şeyden, dezenfektandan. Maske de yara yapmış bugün. Maske taktıydım. Öldü gidiyor. Az kazansan da gider, çok kazansan da. Maske işi sıkıntı olacak ya. Hayır, adam sadece şey yaptı bugün. Mecbur etti geçti ama maskeyi kurtulmuşlar. Aysel ablamdan bugün internetten baktık. 175'tir diyor. Murat biz 225'ten başa bulamadık. 50'lik paketi. Öyle canım, pahalı. Ben gidiyorum o zaman. Bende N91 var. Yani 25 liradan verebilirim Murat, 10 lira dedim.
Bu N95'ler var ya dayı. Evet. Bu Buğra yılbaşından sonra Cezayir'e gideceğini de almıştı. 5 liradan aldık tanesini. 20 tane almıştık ona 5 liradan. Ne o? Maske. Şimdi 250 lira tanesi. Aynen. Benim de böyle var bir tane. Plastik. Buralarda ne varmışları var. Ondan var. Aklıma geldi. Yarın ben kendim arıyorum bir aklıma gelmiyor. Ben de maske oldu. Yarın satışa çıkartayım olmazsa. Benim filmim bitiyor ya. Ne filmin vardı? Hint dizisi mi? Şey vermiyordu. Hint dizisi bitti. Final yaptı dayı. Ya bu konu ne ya? Benim bildiğim kaldı dediler. Şeye girdi. Ben buluydum. Sinem sen ne yapıyorsun? Nasılsın? İyiyim yenge sen nasılsın? Oturuyorum hala. Hiç sesin çıkmıyor. Yaşıyor mu? Neredesin? Hiç oradan çıkmış olabilir mi ki? Yandınız çıkar. Dışarı beklemedim de. FaceTime'ın üzerine yük bindireceğiz. En az daha 2 ay daha böyle karantinada kalacağız. Evet, 2 ay diyorlar ya. İrem 2 sene dedim geldi ya. Görmedim. Şimdi bir sokağa yasa burada kalma gelin. Bir sokağa çıkma yasa ilan etsinler bugün. Kontrol altına almaları için 1,5-2 ay kaldı. Tabii canım ben sana... Siz alın. Sultan, annen nöbetçi mi? Nöbetçi nöbetçi. Babam nöbetçi. Ha? Babam var. Hayır, annem de babam da nöbetçi. Nasıl ediniz bir şey var? Bunun... Alo. Sen telefonu şart olmuyor. Sokağa çıkma yasağın var Şehrinur. Şehrinur yine şanslı. Sokağa çık anası babası var bak evde. Öbür ikisi şimdi bir şey lazım olsa sokağa çıkamayacaklar. Aynı ana baba. Arkamızda plaka mı var? Nereden anlayacaklar? Allah size. Hadi söylenmeyin mi? Banu'nun hesabı. O yaşlılara özeldi Aysa'nın. Şimdi de işte gençlere özeldi ya. Olabilir. Haksız ailesini şutladık mı? Onlarda tutamadım da. Onlarda iPhone kullanan yok ya. Doğru. Yani boşuna demiyorum size. Telefon alırken iPhone alın. Farkı kadar. Yani ne diyeyim gençler bir şey diyemiyorum büyük şehirlerdekilere. Ne yiyorsunuz içiyorsunuz belli değil. Yarasın kedi köpekler götürüyorsunuz. Ben şeyleri yiyorum ya kurbanla kestiğimiz etler var ya. Onları ben her gün bir tanesini koyuyorum akşam şeye aşağıya. Ertesi gün akşama bozuluyor şey çözülüyor. Her akşam et yapıyorum ne yapayım. Tabii biz yedik dedik ondan grip yok. Denizini ben bir... Ne dedik yedikten güzel. Vallahi ya. Kasaptan alsak bir şey olur mu? Yeterlik var. Et yok ama kandırıyor bu seni. İki gün. Balkonda beklet denge bir şey olmaz. Bozulmazsa tabii. İki gün balkonda bozulmaz mı? Bozulur. Bak, öyle diyorlar. Güzel bir şey gibi şey kalmaz. Hayır bak. Mangallık yetler bizi bitirme. Dışarıda bile çözdürmeyeceksin. Bakteri üreyor. Buzdolabını çözdüreceksin. Ben ama işte aşağıya koyuyorum. Yukarıdan aşağıya koyuyorum. Ertesi akşama çözülüyor. Yani. Evet. Pişince bir şey olmaz da haşlama. Anan gelirse ilk kadar dolapta şey koymayacak bugün. Beyler sadece buzdolabı değil. Evet. Tamam. Evde bir şey koymayabilirim. Çünkü Ahmet abi ne zaman kızacak diye bekliyorum. Evet. Her gün 5-6 poşet çöp atıyorum. Yapacak bir şey yok. Evde izliyorum. Evet. Her şey yaptın mı? Ne yapıyorsun? O kadar ne yatıyorsun dedim, ne buluyorsun bu kadar? Yatak kalsın annem. Valla teyze, işte koliler, kutular, kablolar, 300 yıl öncesi teknolojileri falan, onları alacağız. Bak atıp durma, yarın lazım olur, biz geri gideriz teknolojide, bulamazsın. İşte hep lazım olacak diye annem saklamış bir yerlere. İyi yapmışsın dayıcım. Annen de girdenesinin depoya yarısından fazla. Kızın attık. Bomboş kaldı. Allah iyi. Yusuf'un dükkanı girsek atsak. Yusuf. Masa girsek onları atamıyoruz. Yusuf'un dükkanı girsen gidecek. Ondan ne oluyor?
Onlar da aslan kilosu yazmışlar. Aslan kilosu.